Sizce Hitler'in dünya tarihinde damga vuran katliamlarının arkasında Nietzsche'nin fikirleri olabilir mi? Şimdi sizi kısa bir süreliğine o katliamlardan görüntüler ile baş başa bırakacağız. Sonrasında ise olayı daha detaylı olarak ele alacağız. Hitler'in ana ırk yaratma çabasını hepiniz duymuşsunuzdur. Yahudiler, Çingeneler, Slavlar veya engelliler derken bir anda milyonlarca insan kendilerini toplama kamplarında bulmuş ve hayatlarının sonuna doğru yürüyüşe başlamışlardır. Ve işin asıl üzücü tarafı nedir biliyor musunuz? Ölen milyonların arasında en az 1 milyon kadar da çocuk vardır. Şimdi gelin birazcık da Nietzsche'yi yakından tanıyalım. Küçük yaşlardan itibaren ilime, bilime, ahlaka, felsefeye ilgili olan Nietzsche, filolojiyle de ayrı olarak ilgilenmeyi çok seviyordu. Fakat bir noktadan sonra filoloji çalışmaları onu sıkmıştı. Ta ki onu bırakmaya karar verdiği an Basel Üniversitesi'nden kendisine profesörlük teklifi gelmişti. Bu teklifi kabul eden ve 24 yaşında en genç profesörler arasına giren Nietzsche, kendisini bir anda İsviçre'de bulmuş ve görevinin başında filoloji profesörü olarak yaşama devam etmiştir. Almanların efsanesi Goethe'nin çok sevdiğimiz sözü vardır. Hiçbir dahi kendi yağında kavrulmaz der. Bu sözü düşünürsek, Nietzsche'nin beraber kavrulduğu ve akıl hocası olduğu filozof kimdir? Arthur Schopenhauer. Nietzsche ondan çok etkilenmişti ve Schopenhauer'a göre hayattaki tek gerçek acıydı. İnsan acı çektiği sürece var olurdu. İşte şimdi Nietzsche'nin son yıllarına göz atarsak, hocasının bu acı kavramını nedenle hayatına uyarladığını görürüz ve onun felsefesini çok daha iyi anlayabiliriz. Ölümünden birkaç yıl önce yaşadığı ruhsal ve zihinsel sıkıntılar onu yatağa bağlamış ve tıpkı küçük bir çocuk gibi annesine bağımlı hale getirmişti. Onun fikirleriydi belki onu bu hale getiren. Hatta bazı büyük filozoflar ve felsefeciler tıpkı şöyle söylemişti Nietzsche'nin bu durumu ile ilgili. Kendini dizginlemeyen ve ölçü tanımayan fikirler insanı bu hale getirir. Nietzsche bunun çok güzel bir örneğidir derler. Yani Nietzsche fikirlerine hakim olamamış ve bu fikirlerin dışa vurmasıyla bir anda ruhsal ve zihinsel bir sıkıntı yaşamıştır. Nietzsche ölmüştü. Ama Nietzsche öldükten sonra onun fikirleri dünyaya çok daha güçlü bir şekilde sirayet etmişti. Onun ölümünü takiben özellikle üst insan üzerine ortaya koyduğu bazı fikirler dünya tarihinin orta noktasına büyük bir bomba etkisiyle düşmüştü. Nedir bu üst insan teorisi? Nietzsche üst insan derken neyi kastediyordu? Şimdi gelin birazcık bu konuyu yakından irdeleyelim ve Hitler'in Nazi Partisi bunu nasıl kullandı onu görelim. Nietzsche böyle buyurdu Zerdüşt isimli kitabında üst insan teorisini şöyle ele almaktadır. Ben size üstün insanı öğretiyorum. İnsan aşılması gereken bir şeydir. Onu aşmak için ne yaptınız? Şimdiye değin tüm canlılar kendilerinden üstün bir şey yarattılar. Ve siz bu büyük akışta geri çekilen sular gibi olmak ve insanı aşmak yerine hayvana geri dönmek mi istiyorsunuz? Maymun insan için nedir? Bir kahkaha ya da acı veren bir utanç. İşte insan da üstün insan için böyle olmalıdır. Bir kahkaha ve acı veren bir utanç. Video hazırlanırken okuduğum bir makalede şöyle çok güzel bir ifade yer alıyordu. İnsanın amacı daha fazla insan olmak değil, insandan daha fazlası olmaktır. Yani Nietzsche'nin üst insanı aslında bir köprüdür. Kendinden öncesi, kendinden sonrası. Burası insandan öncesi, burası ise üst insanın olduğu nokta. Tam ortasında ise insan yer almaktadır. 1933 yılında Naziler iktidara geldikten sonra kendilerine kültürel bir temel aradılar. O dönem Heidegger vardı onların tarafında yer alan.
Ama sonrasında ise daha güçlü ve belki de daha çeşitli temeller arıyorlardı kendileri için. Burada Nietzsche'yi buldular. Peki sizce gerçekten Nietzsche, Nazilere hizmet eden, Nazilerin düşüncelerini barındıran azılı bir faşist miydi? Aslında pek de öyle değildi. Nietzsche öldükten sonra, hatta bahsettiğimiz Nietzsche'nin hasta olup yatağa düştüğü zamanlardan itibaren azılı bir Nazi sempatizanı olan kardeşi, Nietzsche'nin eserlerini Nazilerin istediği ideolojiye göre yoğurtmuş ve bu şekilde piyasaya sürmüştü. Ki zaten Nazilerin propaganda konusunda ne denli başarılı olduğunu da çok iyi biliyorsunuz. Naziler Nietzsche'nin fikirlerini öylesine değiştirip öylesine güzel kullandılar ki o dönemlerde ve günümüze değin birçok araştırmacı Nietzsche'yi çok büyük bir nazist olarak niteledi ve nazizm ideolojisine gönül veren bir felsefeci olarak notları arasına yazdı. Tarihe bakınca yanlış anlaşılan filozofların öldürüldüğünü görmüşüzdür. Sokrates, Hallacı Mansur, Boethius, Giordano Bruno bunlardan yalnızca birkaçıdır. Fakat bu kez yanlış anlaşılan bir filozof milyonların ölümüne neden olmuştur.